Merhaba arkadaşlar. Yanıt yayınları AYT 5 denemesinin matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. 17. sorudan devam ediyoruz. Denemenin sorularını çözmeye. Ahmet'in lisesi ile ilgili bu önermeler verilmiş. P ise Q veya R'nin değili veya S önermesi yanlış olduğuna göre şimdi işimiz aslında kolay. Veya da sonucun yanlış olması için her iki önermenin de Yanlış olması lazım. P sekünün yanlış olduğu zaten arkadaşlar. P'nin bir Q'nun sıfır olduğu tek durum var. Yani 20'den fazladır doğru. 28'den fazladır yanlış. Diğer tarafa bakarsam. R'nin deli veya S'nin sıfır olması için. İkisinin de sıfır olması lazım. Yani S yanlıştır. R'nin deli sıfırsa R birdir. O zaman ben buradan ne anlıyorum? Sayı 20'den büyük. Sayı 20'den büyük. 28'den fazla kısmı yanlış. 28'den küçük ya da eşit. Başka ne biliyorum? 5 ile tam bölünmüyor ve asal. Şimdi bu aradaki 5 ile tam bölünmeyen asallara bakalım. Arkadaşlar zaten asal olduğu için 5 ile tam bölünmeyecek. Yani burası biraz anlamsız olmuş. Arada bu şartı sağlayan arkadaşlar sadece 23 sayısı var. 20 ile 28 arasında 5 ile tam bölünmüyor. Asal sayı e, rakamları çarpımında kaç oluyor? 2 çarpı 3'ten sorumuzun cevabı 6. Yani A seçeneği diyebiliriz. 18. soru bir f fonksiyonu verilmiş. Eksi x'e verilmiş. H de bunlara bağlı verilmiş. H türev 2'yi soruyor. Şimdi benden önce sorduğu şeyi bulayım. Ben bunun türevini aldım buranın. H türev x eşittir. Çarpımın türevi. Birincinin türevi çarpı. ikinci. Şimdi artı ikincinin türevi. İkincinin türevinde arkadaşlar içinin türevinden eksi gelecek. Eksi. F türevi x çarpı birinci artı g'nin türevi. Tamam. Şimdi 2 yazıyorum. Bir de h türevi 2. 4 çarpı f eksi 2 eksi f türev eksi 2 çarpı 4 artı g türev 2 dedik. Şimdi f eksi 2'yi biliyor muyum? f eksi 2 3. f türev eksi 2'yi biliyor muyum? Bilmiyorum aslında şu doğrunun eğimi. g türev 2'yi de bilmiyorum. Tabii g'yi bilmediğim için. Şimdi biraz parabole odaklanalım arkadaşlar. 0 da 3 eksi 2 3. E bu değerler tepe noktasına göre simetrik olacak. Yani tepe noktası eksi 1. O zaman köklerden biri 1 ise bu arası 2 birimse buranın da 2 birim olup Şimdi eksi 3 olacağını söyleyebiliriz. Soru aslında bayağı parabol sorusuna evrildi. Parabol yazalım. A parantezinde x artı 3 çarpı x eksi 1. Bir. bir de eksi 2 aldığımda 3 eşit oluyormuş arkadaşlar. 3 eşittir diyorum. A çarpı eksi 2 yazarsam buradan 1 gelir. Eksi 2 yazarsam buradan eksi 3 gelir. Uzatmayalım. Buradan da A'mız eksi 1. Yani f fonksiyonumuzu yazıp düzenlediğimizde eksi x kare geliyor. Eksi 2x artı 3. Peki şimdi GX'e bakacağım. GX arkadaşlar eksi 2'deki TTM olduğu için ben bunun bir de türevini alayım. Eksi 2 X eksi 2 F türev eksi 2'yi de bulayım. 4 eksi 2'den 2. Hmm, bunu da buldum 2. Tamam. Dolayısıyla G doğrusu GX'in de eğimi arkadaşlar 2. Yani GX'de şöyle başlıyor. 2 X artı K gibi bir şey. Eksi 2 yazdığımda 3 geleceğine göre eksi 2 yazdığımda burası eksi 4 oluyor. 3 gelmesi için artı 7. İyi güzel. O zaman g'nin türevi de ne olur arkadaşlar? 2x artı 7'nin türevi 2 olur. Artık götürüp yerine yazabilirim. Burası ne oldu? 4 kere 3, 12. Eksi 8 artı 2. 12 eksi 8, 4 artı 2'den sorumuzun cevabı 6. Yani A seçeneği olmuş olur. Aşağıda birim kare f fonksiyonu verilmiş. G fonksiyonu da buna bağlı böyle limitli, mümkün falan tanımlanmış. A, B, C değerleri bağlanmış bazı ifadelere bunların sıralaması soruluyor. Bu dönemde çok fazla olan soru, bir soru tarzı bu. Şimdi bakalım arkadaşlar. Önce f-2'ye bakalım. f-2, x-1, 2 neresi oluyor? Şurası oluyor bakın. x-1, x-2, x-2'de baktım. Nereye geldi? Buraya geldi. Yani 1, 2, 3. f-2, 3. Yani benden aslında g3 istiyor. g3a. Burada da f2'ye baktım. f2 mis gibi 0. Tamam. Benden bir de g0 istiyor. Şimdi g3 ve g0'a bakalım. g3 için diyorum ki f3 artı 3'ün sağında f'in limiti yani ben buna f 3 artı diyorum. Eksi 3'ün solunda f 3 eksi diyorum. Kısa kısa yazmak için. Şimdi f3'e baktık arkadaşlar f3. Burası 2 idi. f3 0 şurası tamam. 3'ün sağındaki limit Sağ şurası kime geliyor arkadaşlar? Eksi 2'ye geliyor. Eksi solundaki limit. Kime geliyor? O da eksi 2'ye geliyor. Sağında solunda da aynı. Eksi 2'ye geliyor. Buradan bu eksi 2 artı 2 gitti. Sıfır geldi. Yani A değerimiz sıfırmış arkadaşlar. Aynı mantıkla bir C'ye bakalım. C için de neye bakacağım? G sıfıra bakacağım. G sıfırda nedir? F 0 sıfır artı sıfırın sağındaki limit eksi sıfırın solundaki limit. Şimdi grafik gelsin buraya. F 0 nedir arkadaşlar? F sıfır sıfırdır. Tamam. Orjinde tanımlı. Evet. Sıfırın sağındaki limit şöyle şurası. 1, 2, 3, 4. Sıfırın sağında 4. Sıfırın solunda 0. Bu artı, bu eksi. Bu da 4 oldu. Demek ki C değeri de 4 arkadaşlar. Şimdi bizim için zor olan şu. G eksi 1'e bakacağım. Sonra çıkanı F atacağım. G eksi 1 içinde ne yapıyorum? Şurada yazayım onu da. G eksi 1'de arkadaşlar. F eksi 1 artı. işte eksi 1'in sağı eksi eksi 1'in solu. Şimdi f 1'e baktım. Eksi 1 nerede? Şurada. Ha, pardon yukarı tamamlamış. Eksi 1 hop 2. O zaman diyorum ki 2 artı eksi 1'in sağında eksi 1'in sağı neresiydi? Şurası. Arkadaşlar eksi 1'in sağında şuraya gelir limit kime geliyor? Eksi 2'ye geliyor. Solunda da kime gidiyor? Şuraya gidiyor. 2'ye gidiyor. O zaman buradan da ne geldi? Eksi 4 artı 2 eksi 2 geldi. B'den de eksi 2 geldi. E, ee, bakalım işlem hatası yaptık mı diye bakıyorum. Şunu bir daha bir kontrol edelim arkadaşlar en son yaptığımızı. G eksi 1'e baktık. F eksi 1. Şurası 2. Evet. Eksi 1'in sağındaki limit. Şurası eksi 2. Solundaki limit 2. Eksi 2'den 2 çıkarttık. Eksi 4 artık. Evet. B'miz de eksi 2 oldu. Şimdi bu eksi 2 değeri pardon bu B'miz değil tabi bu G eksi 1 arkadaşlar. G eksi 1 eksi 2. Şurası eksi 2. B değerimiz nedir? F eksi 2. E, f 2'ye de baktığımızda arkadaşlar neresi oluyor? Şurasıydı. Buna bakmıştık az önce. 1, 2, 3. Bu da 3 oluyor. Ha, tamam şimdi ne oldu? A'mız 0, B'miz 3, C'miz 4. O zaman 0, 3, 4 neresi olur? B seçeneği olur. Cevabımız B seçeneği diyebiliriz. X bir real sayı olmak üzere verilen sayılar sırasıyla bir geometrizin ilk alt terimi olduğuna göre A çarpı B çarpı C kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar ee, bakalım. Şu bilen itirim A1 A1 3 üzeri x artı 1 A2 A3 A4 o da 3 üzeri x artı 7 Şimdi bu A4'ü A1 çarpı R üzeri 3 yazarsam arkadaşlar bunların oranladığımızda R üzeri 3 3 üzeri 6 gelir. Yani R'mizin 3 üzeri 2 olduğunu söyleyebiliriz. R'miz 3 üzeri 2 ise e, şu 3 üzeri 3 buradan başladım. 3 üzeri 2 ile çarptım. 3 üzeri 5. O zaman buranın ne olduğunu söyleyebiliriz. 3 üzeri e, 1 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bunun 3 üzeri eksi 1. Bunun da 3 üzeri eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. A çarpı B çarpı C demiş. 3 üzeri eksi 3. 3 üzeri eksi 1. 3 üzeri 5. Eksi 4 artı 5'ten 3 üzeri 1. Yani 3 sorumuzun cevabı olmuş olur. Yukarıda gidik sinirliğin. taban yarı çapı R yüksekliği H'tir R artı H6 olduğuna göre hacmi en çok kaç birim küptür demiş. Şimdi maksimum problemi yapalım arkadaşlar h'ı 6 r olarak yazdık. Pi ile 3 alındı demiş. O zaman diyorum ki pi r kare çarpı h yani 6 eksi r. Hacim bulalım. 3 kere 6 18 arkadaşlar. R kare eksi 3 r küp. Şimdi bunu türevini alacağız. Türevini alırsak 36 r eksi 9 r kare eşittir 0. Bunu da 9 R parantezin alırsak arkadaşlar 4 eksi R eşit 0 olur. Buranın 0 olması mümkün değil. R 0 olmaz. Buradan R'miz 4. Dolayısıyla H'miz ne olacaktır? 2 olacaktır. Tamam. Hacmi de hesaplayalım. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı 2. 16 çarpı 3. E, pi R kare çarpı H dedik. Evet. E, 16 çarpı 3. 48 çarpı 2'den. Hacmimiz 96. Cevabımız D seçeneği olmuş olur. Px polinom fonksiyonu türü p türü x olabilir. Px artı p türü x buymuş. E şimdi arkadaşlar Px'in derecesi daha büyük olduğuna göre x küp de var. Demek ki Px 3. dereceden biraz uzun olacak ama hani tahmin ederek de yapabiliriz. Fakat yani tahmin etmek e, kafamızı karıştırabilir. O yüzden ben uzun uzun yapacağım. Daha kısa çözüm var. Hani buradan tahmin ederek işte bunda x küp vardır. Bunlar x 3 x kare gelir falan filan de tahmin ederek yapanlarınız da olabilir. Ben uzun uzun yapacağım arkadaşlar. Px'e diyorum ki a x küp artı bx kare artı cx artı d. P'nin türevine de diyorum ki e, 3ax kare artı 2bx artı c. Şimdi bunları topladığımızda ne geliyormuş? x küp eksi 3x eksi 4. Şimdi ben buradan a'nın net olarak 1 olduğunu söyleyebilirim. x küplü bu var. A1 ise şurası 3'tür arkadaşlar. Demek ki b'nin eksi 3 olması lazım. x kareli terim yok. b'miz eksi 3. b'miz eksi 3 ise burası eksi 6. 6 x oluyor. 3 x gelmesi için c'nin 3 olması lazım. C 3 ise de arkadaşlar topladığımızda 4 gelmesi için d'nin eksi 7 olması lazım. Yani ben p eksi buldum. x küp e, b'ye ne demiştik? 3 demiştik. 3 x kare artı 3 x eksi 7 şeklinde yazdık. Şimdi diyor ki p 0 sıfır, 0'dan küçüktür. E, p 0 zaten eksi 7'dir. 0'dan küçüktür. Ben buna doğru diyebilirim. P'nin türevi 0. Sıfır, 0'dan büyüktür. P'nin türevini de alayım. 3x kare eksi 6x artı 3. Bunun sabit terimi de pozitif. Doğru. P2 P1'den büyüktür. Arkadaşlar P2 yazdım. Ne gelecek? İşte buradan 8 gelecek. Eksi 7. 1. 6 daha 7. Buradan da ne gelecek? Eksili bir şey gelecek. E, hesap Hesaplayalım. Üşendik biraz. Hesaplayalım. P2 8 eksi 12 artı 6 eksi 7. 14 e, buradan 7 geldi. 7 eksi 12 eksi 5 geldi. P1'e bakalım buradan da. 1, eksi 3, artı 3, eksi 7. Bunlar gider. Buradan da eksi 6 gelir arkadaşlar. P2, P1'den büyükmüş. Bu da doğru. Sorumuzun cevabı dolayısıyla E seçeneği 1, 2 ve 3 olmuş olacaktır. 23 güzel bir integral sorusu arkadaşlar. F fonksiyonunu vermiş. Verilen grafiğe göre eksi 2 sıfır aralığında F artandır. Zaten gözüküyor. 0 bir aralığında F azalandır. 1 4 aralığında F artandır. Yani burası bence sorunun kıyağı. Hani bunu söylemesine gerek Grafikten sen bunu yorumlayabilirsin diyebilir. Buna göre böyle mutlak değerli falan bir integral vermiş. Şimdi arkadaşlar artan olduğu yerlerde bakın türev sıfırdan büyük. Azalan olduğu yerlerde türev sıfırdan küçük. Ben bu integrali buna göre parçalayacağım arkadaşlar. Artanlık azalanlıkta bakın şu işaret değiştirecek. Burada da x çarpın olduğu için o da eksi ve artı olduğu yerlerde işaret değiştirecek. O yüzden diyorum ki 1 eksi 2'den sıfıra. Şimdi eksi 2'den 0 arkadaşlar fonksiyon artan. Ama burası x çarpı fx diyor ya bu x'ler negatif olduğu için bu eksi olarak açılacak. Eksi x çarpı fx bölü fx. Buradan da ne gelecek? Fonksiyon artı olduğu için bu artı bu artı artı bir geldi. Devam ettim sıfırdan 1'e bu sefer burası pozitif açılacak arkadaşlar. fx'ler gidecek. x gelecek. Fakat fonksiyon azalma olduğu için buradan eksi gelecek. Eksi f türevi x bölü f türevi x'ten eksi 1 gelecek. Son olarak birden 4'e de. Burada artık her şey pozitif arkadaşlar. Buradan x gelecek. Buradan da bir gelecek. Diyeceğiz ki dx. Şurada da zaten ne giriyor? Burası da eksi x artı 1 geliyor. Şimdi integrali alalım. Şöyle karışmasın. Şöyle ayıralım. Burada arkadaşlar integral alırsak eksi x kare bölü 2 artı x. Eksi 2'den 0'a. x kare bölü 2 eksi x 0'dan 1'e. x kare bölü 2 artı x 1'den 4'e. Hepsini tek 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 hesaplayalım. Şimdi 0 yazarsam 0 gelir eksi. Eksi 2 yazarsam 4 bölü 2'den 2 iki. ama önünde eksi var e, eksi 2, eksi 2 daha eksi 4. Artı e, 1 yazarsam 1 bölü 2 eksi 1, 0 yazarsam bir şey gelmez. Devam ettim. Artı 4 yazarsam 16 bölü 2, 8 artı 4 eksi 1 bölü 2 artı 1 gibi gibi. Şuradan 4 gelecek. Buradan eksi 1 bölü 2 gelecek. Buradan 12 gelecek. Buradan da e, eksi 1 bölü 2 eksi 1 gelecek. Şuradan eksi 1 eksi 2 yapacak. 16 eksi 2'den işlemin sonucu 14. Cevabımız A seçeneği olmuş olacak. fx fonksiyonunun 1-2 noktasındaki t etinleyimi eksi 4'tür. Yani ben ne biliyorum? f türe 1 eksi 4'tür. Hani lazım olur bir de f1'in de 2 olduğunu söyleyelim arkadaşlar. f2 nedir diyor. Şimdi bu ne yapabilirim? Bu integral alabilirim ya da işte şu türev değerini kullanarak da yapabilirim. gerçi orada iki, tane iki tane bilinmeyen gelecek. İntegrali almak yerine türevi oluşturmak, türev almak sanki daha mantıklı. Şimdi, türevini alarak başladım. 2x eksi m artı 2x artı 3 integralle türe birbirini götürdü. İşte ne biliyorum ben? F türevinin eksi 4 olduğunu biliyorum. 1 yazarsam 2 eksi m artı 2 artı 3 eşittir eksi 4. 4, 7 ee, o zaman buradan M ne olacak? Eksi 4 gelmesi için 11 olacak. Tamam. Şimdi bir de fx'i oluşturalım. O zaman x kare x 11x dedim. Şimdi integral alıyorum. Artı x kare artı 3x artı c. C'yi nereden bulacağım? F1 2 arkadaşlar. X sene 1 yazdım. 1 x 11 artı 1 artı 3 artı c eşittir 2. Ee, 3 4 5 5 x 11 x 6 artı c 2. C'miz de ne geldi? 8 geldi. Yani fx'imiz arkadaşlar x kare x kare 2 x kare. x 11x artı 3x eksi 8x artı 8'miş. F2'ye de baktığımızda e, 2'nin karesi 4 8. 8 16. Eksi 16'dan sonucumuz 0 gelecek. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. 25 soru yine güzel bir integral sorusu arkadaşlar. Bazı integral değerleri verilmiş. Boyalı bölgenin alanı soruluyor. Şimdi 3'ten 7'ye kadar fx dx 16 ise arkadaşlar bu 16 şurasıdır. Bakın. Şurası 16'dır. Ben o zaman şu yamu bulayım. Bu yamuğu da nasıl bulurum? X'lerini 3 yazarsam burası 5 bölü 2 olur. 7 yazarsam 9 bölü 2 olur. O zaman bu olan 9 bölü 2 artı 5 bölü 2 yükseklik 3'ten 7'ye kadar 4 bölü 2. 14 bölü 2, 7. 7 kere 4, 28, 2'ye bölü. Bu olan 14 arkadaşlar. Bu olan 14 ise e, bu integralde 16 ise buraya 2 kaldı. Aynı mantık buraya bakacağım arkadaşlar. Şu alan bakın 0'dan 3'e kadar fx dx neymiş? Şurası. Bu sefer burası 17 bölü 4. Şimdi ne yapalım? Tamam bakın bir yamuk. Burası ne? 1. Şurada yazalım. 1 artı 5 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 dedim. Alt taban üst taban yükseklik. 2, 5, 7. 7 kere 3, 21 bölü 2, 21 bölü 4. 17 bölü 4 de burası ise 4 bölü 4'ten buraya bayağı 1 kaldı. 2 artı 1'den de arkadaşlar boyalı olanımız 3. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Başlangıçta 2 tane bakteri bulunan bir bakteri popülasyonunda t saat sonundaki bakteri sayısı buymuş. Kaç saat sonunda başlangıcın 6 katını oluşturur. Yani t saat sonra arkadaşlar oluşacak şey şu e üzeri 0,02 çarpı t burada yukarıda çarpı t diyelim. Neye eşitmiş arkadaşlar? Başlangıcın 6 katı. E bunlar gitti. Her tarafında ne yaptım? Elenini aldım. Burası elen altı oldu. 0,02 çarpı t çarpı elene. E kendileri de bir. Elen altı da bize verilmiş arkadaşlar. 1,8 eşittir 0,02 çarpı t. Buradan da T değerimiz 1,8 bölü 0,02. Yani 180 bölü 2'den 90 olacaktır. Sorumuzun cevabı A seçeneği diyebiliriz. Geldi 27'ye. 27 ile birlikte trigonometri başlıyor arkadaşlar. Yukarıda verilen araç sık aşağı inerken böyle takılmış. Araç inerken yandan göründüğünde alt kısmının takıldığı noktanın ön ve arka teker merkezi uzaklığı eşittir. Şimdi bakıyorum uzaklık ne kadar verilmiş buralardan? 40. Demek ki şöyle. Şurası 20. Burası da 20 arkadaşlar. Şimdi demiş ki bakın alt kısmın yerden yüksekliği 5. Şu boşluk 5. Yarı çap da 5. Yani bu şu demek. Şurası tam böyle yarı çapa birleşiyor. Yani bu da benim ne işime yarıyor arkadaşlar? Dik üçgen yaratmama yarıyor. Merkezden TT çizilen yarı çap diktir. Burası da 5. Şimdi şu açıya x desem. E bunun aynısından şurada yok mu? Burası da 5. Burası da x. Ben biliyorum ki alfa artı 2x eşittir 180. Alfa yerine 180 2x yazabilirim. O zaman kosinüs alfa da kosinüs 180 2x. Yani başka bir ifadeyle arkadaşlar. Eksi kosinüs 2x olur. Ben şimdi buradan neyi biliyorum bu üçgenden? Karşı bölü hipotenüsten sinüs x'i biliyorum. 5 bölü 20'den 1 bölü 4. Kosünüs 2x'de arkadaşlar ne olacaktır? 1 eksi 2 sin kare x diyebiliriz. 1 eksi 2 sin kare x diyebiliriz. 1 eksi 2 çarpı 1 bölü 4'ün karesinden 1 bölü 16. Burası da 1 bölü 8 olur. Hop bu 7 bölü 8 olur. Fakat önünde de eksi olduğu için bizden istenen kosinüs alfa değeri eksi 7 bölü 8 diyebiliriz. Cevabımız e seçeneği olmuş olur. Birimizle ilgili bir soru tan kare x artı 2 tane x artı 1 eşit sıfır denkleme zamanı x'lerle toplamı nedir denilmiş. Şimdi burası arkadaşlar zaten tam, tam kare açılımı. Birincinin karesi çarpımlarının dikkati, ikincinin karesi. Yani buna tan x artı birinin karesi eşit sıfır diyelim. Basit mantıkla bu eşitliğini sağlaması için tan x'in eksi bir olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi buradan e, direkt olarak değerler de düşünebilir. Hangi için tanjant eksi 1'dir arkadaşlar? 45. De bir gelecektir. 2 ve 4. bölgede 45. Yani 135'ten 3 pi bölü 4. Veya arkadaşlar 4. bölgede artı kapiden de diyebilirim. 7 pi bölü 4 gelecektir. Bu değerlerin de toplamı 3 pi bölü 4 artı 7 pi bölü 4'ten 10 pi bölü 4 sadeleştirdiğimizde 5 pi bölü 2 olacaktır. Cevabımıza B seçeneği diyebiliriz. Evet 29. soru arkadaşlar denememizin son sorusu videomuzun son sorusu kalan soruların çözümlerini bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Şekilde kare 4, 1, 3 uzunluklar verilmiş. Tan alfa nedir denilmiş. Şimdi karenin bir kenarını bulmaya odaklandım ben. Diyorum ki şöyle tamamlayayım ben bunu. Bura 1. Bura 4. Bura 90. Şimdi o zaman ne oldu bakın. Şurası 7. Şunu çizdiğimizde arkadaşlar burası köşegen. O zaman yani 1, 7 köşegen. E burası da 5 kök değil midir? 49, 50, 5 kök yani 5'e 5. Şimdi bu 5'ler benim ne işime yarayacak? Arkadaşlar şu işime yarayacak. Bakın şurası 3, Burası 90 derece. Bu kesim böyle gelir. AE, AF doğrusal olur. Çünkü 3, 4, 5 üçgeni olur. Çünkü hipotenüs 5 dik kenarlardan biri 3 ise diğer kenar mecburen 4 olması lazım. Pisagor sağlayacak. Dolayısıyla tan alfa da arkadaşlar karşı bölü komşudan 4 bölü 3 olacaktır. Sorumuzun cevabına A seçeneği diyebiliriz. Böylelikle yanıt ayette 5'in matematik kısmını tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.